Aselsan'da yine farklı bir cihazla karşınızdayız. Nedir bu cihaz diyeceksiniz. Ben de bilmiyorum. Özge Hanım'a soracağız. Özge Hanım merhabalar. Merhabalar. Ürünümüzün adı nedir, sanı nedir, şanı nedir? Bu Acer Aselsan kara gözetleme radarı. Bu bizim 3. nesil kara gözetleme radarımız. Daha öncesinde Askarat ve ARS-2000 olarak iki ürün daha var Aselsan'ın kara gözetleme alanında. Bu 3. nesil olduğu için bunun diğer radarlardan eklenen özellikleri var. Öncelikle diğer radarlara göre çok daha hafif. Ve biz bunu sınır güvenliği için yapıyoruz. Sınır güvenliğini korurken oradan geçecek hedef menzilli hedefleri yaya ya da araç, hafif araç, ağır araç, konvoy şeklinde sınıflandırabiliyor. Yani evet. Kısacası bu Acer ismi. Acer'ın da yanı sıra bu kara izleme... Kara gözetleme radarı. Kara gözetleme radarı olarak evet. geçiyor. Yani herhangi bir tehdit algılandığında, herhangi hareketli olan bir şey algılandığında hem sınıflandırabiliyor, hem ne kadar mesafede olduğunu gösterebiliyor. Aynen öyle. Hızını gösteriyor bize. Kitlenebiliyor mu? Tabii. Buna hedef takip özelliği diyoruz. Normalde tek hedefin takibi yapılabiliyordu. Ben kitlenebiliyor diyor. Evet, kitlenebiliyor da diyebiliriz. Bunda ayrıca diğer radarlardan farklı olarak, 3. nesil olarak daha farklı, ya 60 tane hedefe aynı anda takip edebiliyor. Bu da bize hani bir hedefe kilitlenmek zorunda değilsiniz. Birini takip ederken aynı anda diğerlerini de takip ediyorsunuz. Evet. Arama yapmaya da devam ediyorsunuz. Bu böyle sadece devam bu böyle bir yönde mi tarama yapabiliyor? Hayır, yoksa 360 derece, 360 derece dönüş şeklinde yapabilir ya da herhangi bir yere sektör tanımlayabilirsiniz. Nasıl yani? 360 derece içerisinde mesela şu anda bu sektöre tanımlı. Sektörden kastım evet, belli açılar evet, burası, oluyor. Evet burası. Bu sektörü tanınıyor. Ama arkada da herhangi bir yeri tarayabilirsiniz. O zaman bir aracın üstüne de koyabiliyoruz tabii. bunu. O zaman... Yani bu bizim tripod üstü konfigürasyonumuz. Aynı şekilde bunu aracın üzerine takabilirsiniz. Bir kulenin, bir mastın üzerine de takabilirsiniz. Acer zaten çok konfigüre edilebilir bir radar. Hafif olması dolayısıyla i̇ki her kişi yere rahatlıkla taşıyabiliyor. İki kişi rahatlıkla taşıyabiliyor. Aynen öyle. Yani tripodun üzerinde kullanılabildiği için iki kişi bunu araziye alıp götürüp istediği yerde yani önemli gördüğü herhangi bir noktada da taşıyabilir. Yani zaten mobil özelliği var. Onun dışında aracın üzerine takıp araçta önemli görülen yerlere de konulabilir. Ya da kule üzerinde sabit bir kullanımda yapabilirsiniz. Peki bunu yanıltma imkanımız var mı? Hani ilk başta hareketledim sonra durdum bekliyorum falan. Yok durma yok zaten kara radarlarının hiçbirinde duran şeyi algılamıyoruz. Yani hani bir hareket ettim ondan sonra durdum ben hedeften kayboluyor muyum? Yoksa o akıllı bir kere hareket etti ondan sonra... Yani zaten sizin o hedefte bir kere gözüktüğünüz zaman ekranda sizin yeriniz sabit olduğu için tekrar hareket ettiğiniz anda sizi tekrar bulacak. Ya görüyor musun nelerin peşindeyim farkında mısınız yani? Çünkü oyun delisi birisi olduğum için hani radarlardan kaçmak bayağı iyiyimdir. Ancak hani durduğun zaman yine akıllı olduğu için şahsiyet... Ne yapıyor? Sizin yerinizi bir kere belirledi mi? 60 ayrı hedefe kilitlenebiliyor. Keçi sürüsü gitse bile gayet güzel bir şekilde hayvan mı, araç mı ya da insan mı ne varsa su üstündeki şeyleri de algılayabiliyor zannedersen. Evet, su üstünde de algılayabiliyor. Bizim menzillerimiz dahilinde nerede olduğu fark etmiyor. Mesafesini yani o zaman herhangi havadan bir taşıt girdiği zaman da bunu algılama tabii. imkanı var. Tabii önemli olan nokta şaka bir yana tamamen Türklerin yapmış olduğu bir şey. Evet, en önemli özelliklerinden biri o. Tamamen Türk mühendislerinin yapmış olduğu bir şey. Türk malı bir şey. Bunun yanı sıra görmüş olduğunuz gibi orada güç kaynakları da var yanımızda bizim görmemiz için. Şu anda güneş panellerinden bahsediliyor. Güneş evet. panellerinden bu da diğer önemli bir özelliği. Yani böyle güneşin olduğu bir zamanda herhangi başka bir güç kaynağına ihtiyaç duymaksızın güneş panellerinden akümüzü doldurup oradan radarı çalıştırabiliyoruz. Bu sadece bir kullanım. Bunun dışında işte şehir şebekesinden de besleyebilirsiniz. Herhangi bir şekilde jeneratör. Bunlar diğer... Seçenek bol diyorsunuz. Tabii. Yani ya. Siz kullanmak isteyin yeter. Siz kullanmak isteyin. Evinizi almak isteyin yeter. İstemeyen komşuları kovuyor dermişim. Ama alakası yok. Tamamen askeri bir malzeme. Savunma sanayi için geliştirilen bir malzeme. Yakında bence askerler de alınmayacak. Çünkü düşünsenize hem buluyor hem kilitleniyor. Aselsan daha ne yapıyor? Bir de silahları akıllandırıyor. Tamam ne kaldı geriye? Yani... sadece uçurun, motoru çalıştırın, tamam devam et deyip gönderin. Ama gerçekten bir bilgisayar yardımıyla. Evet, yani bu bilgisayar da herhangi bir bilgisayar olabilir. Askeri bir bilgisayar olması gerekmiyor. Kendi bilgisayarınıza da alıp bunu bir şekilde kurup, çünkü yazılımı her yere kurulabilir bir yazılım. Bu da yine kullanım kolaylığı sağlıyor bize. Yani cep mesela... telefonu aplikasyonu yok artık yani. Yok, o kadar. Bir o eksik zaten yani, o da olsa tamam diyeceğiz. İsterseniz yaparız. Yani bu da güzel bir cevap oldu.
Peki son sorumda her hava şartında kullanabiliyor muyuz? Tabii. Ne yapabiliyoruz? Radarların en önemli özelliği zaten budur. Bizim radarlarımız en büyük özelliği herhalde. Genel olarak radarların bizim. Ama bizim radarların tabii daha önemli özelliği budur. Radarlar aslında her radarın özelliği dememin sebebi şuydu. Güneş ışığıyla beslenmediği için zaten gece ya da gündüz olması radarlar için fark etmiyor. Ama yağmur, kar, sis bizim radar için özel geliştirilen filtreler sayesinde her türlü hava koşulunda bu radarı kullanabilirsiniz. Örneğin kameranın siste yetersiz kaldığı durumlarda radar hiçbir şekilde etkilenmeksizin çalışmaya devam edecektir. Ve işte kara neydi? Kara gözetleme radarı. Kara gözetleme radarını sizlere göstermiş olduk.